Bir varmış bir yokmuş. Göl kenarında bir çiftlikte yaşayan küçük bir öküz varmış. Bu öküz çok mutsuzmuş. Çünkü çiftlikteki diğer öküzlerden daha küçükmüş ve sürekli bundan şikayet ediyormuş. En yakın arkadaşı köpeğe dert yanıyormuş. Çiftlikteki en küçük öküz benim. Hatta eminim bu dünyadaki en küçük öküz benim. Ve bunu değiştirmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Yine başlama lütfen arkadaşım. Sen gayet büyük, akıllı, sevimli bir öküzsün. Hepimizin aynı boyda olması imkansız, öyle değil mi? Evet, hepimizin aynı boyda olması gerekmiyor. Ama niye ben en büyük değilim ki? Bak, bu dünyada en büyük köpek ben değilim. Mutlaka bir yerlerde benden daha büyük bir köpek vardır. Ama ben bunu dert etmiyorum. Halimden memnunum. Ben değilim işte. Bizim mutsuz öküzün yaşadığı çiftliğin yanındaki gölde yaşayan kendini beğenmiş bir kurbağa varmış. Bu kurbağa arkadaşlarının yanında kendini övmeye bayılırmış. Diğer kurbağalardan daha iriymiş ve bu özelliğiyle gurur duyarmış. Bırak! Bu göldeki en büyük kurbağa benim. En büyük kimse kral da odur. Bundan sonra herkes bana kralım desin. En büyük olan kral olacak diye bir kural yok. Ayrıca bizim bir krala ihtiyacımız da yok. Neden yokmuş? Her yerin bir kralı vardır. Mesela aslan ormanlar kralıdır. Evet ama aslan ormandaki en büyük hayvan değil. Fil var mesela. Bizim ukala kurbağa bu cevap karşısında biraz düşünmüş. Ve sonra yine kendini beğenmiş bir tavırla cevap vermiş. Burası bir orman değil. Siz de fil değilsiniz. Kral benim, işte o kadar. Diğer kurbağalar kendini beğenmiş bu kurbağaya bir ders vermeleri gerektiğini konuşmuşlar kendi aralarında. Ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlarmış. Bir gün kurbağalar gölde yüzerken gölün karşı tarafında üzgün bir şekilde otlayan öküzü görmüşler. Hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir hayvan görüyorlarmış. Ne kadar büyük bir hayvan! İşte o anda akıllarına bir fikir gelmiş. Bizim kendini beğenmiş kurbağa, en büyük kimse kral odur demiyor mu hep? O zaman işte size kral. Kurbağalar hemen öküzün yanına gitmişler. Durumu ona anlatıp yardım istemişler. İyi de ben küçük bir öküzüm. Sizin için ne yapabilirim ki? Küçük mü? Sen mi? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Biz kendini beğenmiş arkadaşımızı senin yanına getireceğiz. Gerisini biz halledeceğiz. Sen merak etme. Tamam ama şimdi çiftliğe dönmem gerek. Yoksa çiftçi beni merak eder. Ertesi gün kurbağalar bizim kendini beğenmiş kurbağanın yanına gitmişler. Ona gölün diğer tarafındaki dev hayvandan bahsetmişler. Seni görmek istiyormuş. Peki gidip tanışalım. Bakalım kimmiş bu dev hayvan? Kurbağalar gölün diğer tarafına geçmişler. Öküz göl kıyısında onları bekliyormuş. Kendini beğenmiş kurbağa öküzü görünce şöyle bir yutkunmuş. Ama arkadaşlarına hiçbir şey belli etmemiş. Demek bu gölün kralı olmak isteyen dev sensin. Öküz bir şey söylemek istemiş ama... Kız kurbağa hemen atılmış. Sen demiyor muydun en büyük kimse kral odur diye? Öküz senden büyük olduğuna göre kral olmak da onun hakkı. Ben de öküz kadar büyük olabilirim. Ya nasıl olacak o iş? Kurbağalar kendi aralarında konuşurken öküz kendini çok büyük ve önemli hissetmiş. Çünkü ilk kez birileri onun büyüklüğünden bahsediyormuş. Bakın şimdi nasıl büyüyeceğim göreceksiniz. Ve bizim kendini beğenmiş kurbağa başlamış şişmeye. Bırak! Öküz kadar oldun mu? Bırak! Kurbağa kendini biraz daha şişirmiş. Bırak! Nasıl? Şimdi öküz kadar oldun mu? Hayır!
Kurbağa kendini daha da şişirmiş. Artık konuşamıyormuş. Onay bekleyen gözlerle bakabilmiş sadece. Diğer kurbağalar gülmeye başlamışlar. Hayır olmadı. Hayır. Daha da şişmen gerek. Olmadı. Biraz daha. Şuna bakın. Kurbağa şişmeye devam ediyormuş. Şişmiş, şişmiş, balon kadar olmuş. Öküz şaşkın bakışlarla kurbağaya bakıyormuş. İyice şişen kurbağa artık bir kurbağaya da benzemiyormuş. Biraz daha zorlamış kendini, sonunda ayakları yerden kesilmiş. Yükselmeye başlamış. Öküzün boyuna kadar yükselmiş. Ama onu geçmesi gerekiyormuş. Son bir gayretle biraz daha şişmiş ve öküz ve diğer kurbağalar öylece kala kalmışlar. Bu ders biraz ağır oldu. Kendini bir başkasından büyük gören kurbağanın başına gelenler tabii ki hepsini üzmüş. Bizim küçük öküz de bu gördüklerinden sonra bir daha hiç şikayet etmemiş. Kendini olduğu gibi kabullenip bundan mutlu olmuş.